size bizim terasımızdan sesleniyoruz. Bay Gönül. Sesleniyoruz dedik, kafanı çeviriyorsun anneciğim. Oldu mu şimdi? Bay Gönül'ün birazcık uykusu var. Biraz da burası fazla aydınlık olduğu için. Ona da güneş gözlüğü takamadığımız için. Gerçi gözüne direkt gelen güneş yok ama yine de biraz rahatsız oldum. Olsun, temiz hava iyidir. Şimdi bu videoyu çekmenin aslında bir amacı var. O da EEG çekildi bugün Baydanur'a. Onu anlatmak. Hemen şöyle bir kamerayı sabitleyip geri dönüyorum. Evet. Şimdi olayı en başından başlayalım. Bu EEG niye çekildi Baydanur'a? Çünkü ben birkaç sefer Baydanur'un gözlerini yukarıya doğru kaydırdığını fark ettim. Bu kaydırma böyle 2 saniyelik sürdüğünde daha normal gözüküyor. Ama birkaç kez, kısa süre içerisinde birkaç kez tekrarladığında Allah korusun sanki böyle bir nöbet geçiriyormuş gibi hissettim. Dolayısıyla çok korktum. Ondan sonra hatta bir görüntüyü videoya çekme fırsatımız oldu. Gördüğünüz üzere hoş bir görüntü değil, endişelendiren bir görüntü. Bu kısa görüntüyü ben Baydanur'un doktoruna ilettim. Kendisi çok fazla nöbet geçiren bir çocuğun haline benzemediğini söyledi. Çünkü bazı şeyler sordu, işte kasılma oluyor mu vesaire, bunların hiçbiri olmuyor. Daha sonra bu görüntünün ardından biz normal hayatımıza devam ederken tekrar yaşadık aynı şeyi. Bu kez fazla uzun sürdü. Tabii ki anne yüreği dayanmıyor. Aldım Baydanur'u, hemen doktora koştum. Doktorumuz yaptığı genel muayeneden sonra Baydanur'un gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Ancak bu göz kaydırmanın bazen gözsel problemlerle ya da nörolojik problemlerle ilgili olabileceğini söyleyerek bizi bu iki uzmanlık alanına yönlendirdi. İlk başta Baydanur göz doktoruna muayene oldu. Sonuçlar gayet iyiydi. Sonra nöroloğa muayene oldu. Sonuçlar gayet iyiydi. Yalnız nörolog doktorumuz bize dedi ki bir şey daha var benim yaptırmak istediğim. Bu da EEG dedi. Çünkü içimiz tamamen rahat olsun istiyorum dedi. Biz de tabii ki dedik ve bu cuma gününe randevu aldık. Bu cuma günü Baydanur'u götürdük. EEG'de şöyle bir durum var. Yarım saat uyku halinde, pardon, öncesinde yarım saat uyanıkken yarım saatte uyku halinde yapılan bir işlem. Kafasına belirli noktalarına elektrotlar yerleştiriliyor. Ve işte tabii ki çekip çıkarmasın diye onu sarıyorlar. Detaylı olarak zaten videoda da göreceksiniz. Hiçbir şekilde canı yanmıyor. Sadece biraz sıkılıyor haliyle.
Siz tabii ki çocuğunuzu o şekilde görmek üzücü. Ama bunun önlem açısından yapıldığını bilmek sevindirici. İşlemin sonucu tertemiz çıktı. Hiçbir problemimiz yok. Sonuç olarak verilen karar, Baydenur kış bebeği olduğu için, havalarda daha yeni yeni bu şekilde güneşli olduğu için gözleri güneşe alışıyor. Şimdi o da bana gülüyor karşımda. Güneşe mi alışıyorsun sen? Evet. Ben de onu mümkün olduğu kadar sık böyle havalarda, güzel havalarda dışarı çıkartıyorum. Daha iyi gözleri ışığa alışsın, yoğun ışığa alışsın diye. Bu işlemle ilgili videolarımı aralarda zaten yayınlıyor olacağım. Size iletmek istediğim bazı önemli noktalar var. Bebeğinizde böyle bir göz kayması varsa, tabii kötü şeylerden endişe ettiyseniz bence doktoru götürün. Çünkü EEG normalde nedir? Epilepsi hastalarına uygulanan bir yöntem. Yani kişinin epilepsi olup olmadığını ortaya çıkartıyor. Çünkü beyin hücreleri tarafından salgılanan elektriksel dalgalanmaların kağıt haline dönüştürülmüş hali EEG demek. Bu dalgalanmalar beyinsel bir problemin olup olmadığını gösteriyor. Demek ki gözün bu şekilde kayması da beyinsel bir fonksiyondaki problemi bize anlatıyor olabilir. Bu işlemi yaptırmaktan korkmayın çünkü çocuğunuzun canı hiç yanmıyor. Önemli olan şu, bebeğiniz yarım saat boyunca orada uyanık kalabilsin, ardından da yarım saat boyunca uyuyabilsin. Dolayısıyla çok uykulu halde götürürseniz yarım saat uyanık kalamayabilir, sızabilir. Ama zaten uyutup götürürseniz de bu kez yarım saatin ardından uyuması gerektiği için uyumakta direnebilir. Baydenur uyanıklık kısmını gayet başarılı bir şekilde tamamladı. Arada ben onu emzirdim, biraz mayıştı. Yalnız uykuya geçerken biraz zorlandı. Biz de ne yaptık? Hemen kangurusunu getirdi babası arabadan. Çünkü Baydenur kanguruya dayanamıyor. Kanguruya konulduğunu 5 dakika içinde uyuyor. Kanguru da 5 dakika içinde uyudu. Burada fotoğrafları var. Çok şeker gözüküyor. Kangurun içinde uyuduktan sonra onu yatağa aldık ve o şekilde işlem tekrar başladı. Güzel bir şekilde sonuçlandı. Kremle birlikte elektrotlar kafaya yapışıyor. Üstüne de bant koyuyorlar. Daha sonra bantları hiç canı yanmayacak bir şekilde gayet profesyonelce ıslatarak çıkartıyorlar. Birazcık kızarmış kafamız. O kadarcık olur. Ama çok mutlu. Tüm tanışlarımız güzel çıktı. Değil mi anneciğim? Kızım biraz kafasında kalıyor. Değil mi anneciğim? Evinize geldiğinizde de güzelce banyo yaptırıyorsunuz bebeğinizi. Hiçbir şey kalmıyor. Ne krem kalıyor kafasında, ne bir şey kalıyor. Sonuçlarda hemen zaten orada kağıt üstüne döküldüğü için nörolog hemen değerlendirebiliyor. Artık Baydenur gözünü kaydırsa da korkmuyoruz. İçimiz rahat. EEG'mizi çekildik. Sizin bebeğinizde dediğim gibi böyle bir durum varsa korkmayın. Hemen ama doktora götürmeyi de ihmal etmeyin bence. Sonuçta onlar bizim canlarımız. En ufak bir şeyde bile ne kadar üzülüyoruz. Ben de üzüldüm gerçekten ama bu videoyu size neşeli müzikler halinde yayınlayacağım. Çünkü şu an mutluyum. O da mutlu. Videonun sonuna doğru artık onu da gösterelim tekrardan. Kendini görüyor musun? Görüyor musun kendini? Sen bugün çok ıslı bir kızdın. Çok akıllısın sen. Kulaklara bak.
Kulaklara bak. Annesinin kızısın. Videoyu bitirmeden önce bir şey söylemeyi unutmak istemiyorum. Allah herkese şifa versin. Epilepsi hastalarımıza şifalar versin. Diğer hastalarımıza da şifalar versin. Allah bütün bebeklerimizi korusun. Sağlıkları tam olsun. Ömürleri güzel, mutlu ve uzun olsun. Sevgiler, kendinize iyi bakın.